Şükürler olsun Rabbime. Bizlere bugünleri de gösterdi ya. Daha ne isterim? Madem ki gayrı birliyiz. O vakit aza isteyelim. Öte isteyelim. İsteyelim ya. Birliğimiz daim olsun inşallah. Ozanlar gelsin. Çalgılar çalınsın. Sözler söylensin haydi. Haydi! Bay Yılmaz, tezinden beylere ulak çıkarasın. Osman Bey'in gayrı bizimle olduğunu, biadını verdiğini duyurasın. Buyurundur bey. Moğol elçisi geldi. Bire destursuzlar. Bire destursuzlar. Kimsin? Hangi cesaretle benim otağıma böyle girersin? Ben cesareti İlhanlı'dan alırım. Olcay Doğan'ın elçisiyim. Sen cesareti kimden alırsın Yakup Bey? Cesaret senin olsun. İcazeti kimden alır da kendini sultan ilan edersin? İcazet alana sultan değil, emir denir. Sen hele bir derdini söyle ki ömrün uzun olsun elçi. Madem sultanım deyip öne çıktın, o zaman harcını ödeyeceksin. Bugüne dek Sultan Mesut'un ödediği vergiyi artık siz ödeyeceksiniz. Hele dur bakalım. Yakup Bey'in almadığı vergiyi sen ne dev istersin ha? Akbaba gibi üşüştün hemen. Sen Osman olmalısın. Ya. Adımı bilirsen namımı da bilirsin. Bilirim, bilirim. Komutanlarımıza, valilerimize kök söktürdüm.
Osman Bey de mi senin nedir Yakup Bey? Benim nedir? Yurdumuzda birlik vardır. Güzel. Güzel. 50.000 dirhem altın olan yıllık vergi borcunuzun üzerine... Osman'ın döktüğü kanların bedeli olan 20.000 dirhem daha ödeyeceksin. İki gün vaktiniz var. Elçi! Hele bana bak. Elçiliğini yapmayıp... eğer hüküm vermeye çalışırsan... o gövden de başın kalmaz bilesin. Kelamım... Olcay Tuhan kelamıdır. Onun yüzüne diyemeyeceğiniz lafı... bana konuşmayın. İki gün vaktiniz var. Size ait olan her şey... biz... İstediğimiz sürece sizindir. Sakın Osman Bey. Hele bir devlet olalım. O vakit bu vergiyi kim verecek göreceksin. Benim kanım akarsa... toprak dediğim, yurt dediğim bu toprak... kan denizine döner. Durma, yap. Osman Bey. Git. Altının arkadan gelecek. İki gün. Yoksa isyan sayar, sizi yok ederiz. Osman Bey. Bugün tezgahları alır iken... ahaliye altınları dağıtır iken pek rahattı. 70.000 dirhem. 20'si hali hazırda senin bedelin iken bu vergiyi sen vereceksin. Yakup Bey, şimdi bu dediğin bize ceza mıdır yoksa rica mı? Evvela bir bunu öğrenelim. Osman Bey, bir adını verdin. Ne rica, ne ceza. Emirdir.
Cenk bizim için düğündür. 70.000 altınlık düğüne. Buyurt. Hiç bu kadar zengin bir düğün görmemiştim. Diğer beyleri karıştırmayasın. Birlik için bu altını ben ödeyeceğim. Evelallah bunu ödeyecek kudretteyim. İyi o vakit Osman Bey. Madem sen sultansın, o vakit bu vergi meselesini çözmen lazım. Zira Konya bu vergiler yüzünden yıkıldı. Eğer bu vergiyi vermeye devam edersek, hiç kimse bunun üstesinden gelemez. Bilesin. Hiç tasa etmeyesin. Onun da vakti gelecek. Vakti gelecek diye diye. Düşman tepemize çıktı. Bu son vergimiz. Beyleri topla, orduyu kur. Ya er gibi çıkacağız. Boynumuzdaki zinciri söküp atacağız. Ya da ilelebet bu tarih sahnesinden silineceğiz. Madem ki sultan sensin, onun kararını vereceksin. Sen hele vazifeni yap. Sultanlığın gerektirdiğini ben yaparım. Ozanlar, çalın söyleşin. Osman Bey, hayır haber değil herhalde. Sıkıntılı bir hal düşer olmuştur. Vazifene mani olacak bir şey değildir umarım. Ya, vazifeye mani olmaz. Ama şimdi çıksak sabaha anca varırız. Müsaadenizle. Osman Bey, altınları hazır et. Ne kendini, ne de bizi düşmana rezil etme. Altınları istediğiniz yere sakladık, Üstad Gera. Aklınızdaki nedir Üstad Gera? Ger Kutay. Osman'dan nefret ediyor. Boran. Can çekiş. Sıradaki adamım az.
Bayındır Bey. Onu Osman'dan öyle bir koparacağım ki... Osman yapayalnız kalacak. Bunu da altınları kullanarak yapacağız. Altınlar. Şimdi her yerde bu altınları arıyorlardır. Her taşın altına bakacaklar. Veysel Alp. Seni de sorgulayacaklar. Vakit kaybetmeden saraya git. Oyunu sen başlatacaksın. Ahval nedir diyersiniz? Boran nerede? Beyim. Konur Bey karargâhtaydı. Ben de tezgahların alım-satım defterleriyle uğraşırdım. Beyim. Boran Bey buradaydı. Cümle altını, hazineyi çalmışlar. Sen ne dersin? Başındaki atları da Boran Bey de şifhanededir. Ben altınlara güvenim. Oğlum herkesin üstüme aldım. Hazineyi bilen birileri yapmıştır bu işi Bey. Mal kapısından girmişler. Bizim Alp'ımız bilmez mi? Mal ne vakit girecek, ne vakit çıkacak? Sarayda bir mal beklediğimiz yok idi. Yani zafiyet değil, ihanet var dersiniz. İhanet var dersiniz ha? Evet beyim. Müsaaden olursa garptaki akınları durduralım. Gözcüleri de tümden çekip Yenişehir'e... Yeter! Ocağımızı vurdular diye sinecek miyiz? Sarayımızı, hanemizi vurdular diye duracak mıyız? Sakın ha! Sakın! Eğer korkan... Şüphe duyan varsa... ne gitsin avladının koynunda ölümü beklesin. Hiç kimse geri çekilmeyecek. Yenişehir'in bütün giriş çıkışlarını kapatın. Kim girer, kim çıkar bakacaksınız. Eğer şüphe ettiğiniz varsa... didik didik edeceksiniz. Buyurundur bey. Buyurundur bey. Beyim. Beyasın. Beyim. Ben yaralıyken bir mevki ismi işittim. Orhan. Beyim. Şimdi bu Veysel'in dediği mevkiye gideceksin. Altınları da haini de bulacaksınız. Buyurundur beyim. Ama... sen de onunla gideceksin. Buyurundur beyim. Haydi evlat. Gerçek değildir. O sadece vakit kazanmaya çalışır. Sakın ola gaflete düşmeyin. Gözünüzü dört açın. Ondan o vergiyi Osman'ın sırtına yük etti. Oyun kurmayı atandan iyi belli etsin Mehmet'im. Bellerim ona bellerim. Oyunu görmezden geleceksin ki sana yakın dursun. Diyorum boynunu kırmaya elin altında bulunsunlar. Hele üzerine çöktükleri Konya hazinesiyle.
Moğol'a olan vergileri bir ödesinler bakalım. Hazine Osman Bey'de mi baba? Onda olmasa hangi kudretle tezgah alacak? Onca vergi üstlenecek. O vakit beni Orhan vurdu. Onu ellerimle boğacağım. Üzerine mor kisesi geçirip... Sakın! Sakın Mehmet. Ben her hamlemi siyasetle yaptım. Siz de siyaset yapacaksınız. Aksi hamle istemem. Biz yapacağımız hamleyi biliriz beyim. Ben de bütün beylerden bir adım almış iken sultanlık kaftanını giyeceğim. Sikke de atıp hutbede ismimi cümle toprakta ünleteceğim. Destur var mıdır Yakup Bey? Gel Celkut'a gel. Sabahınız hayır olsun. Yakup Bey, beni emretmişsiniz. Celkut'a. Yakup Bey! Yakup Bey! Yakup Bey! Osman Bey'in sarayına baskın vermişler. O sebeple apar topar gitmişler. Alp'i Boran Bey fena yara almış. Can çekişir derler. Kim yapmış belli midir? Bilen yoktur beyim. Hatun, tez hazırlan. Osman Bey'e geçmiş olsuna gideriz. Haydi. Yakup Bey. Ben müsaadenizle vazifemin başına döneyim. Düşman yurdumuzu tarumar etmek için bir bahane arar. Altınları vaktinde Moğol'a veremezsek bu bahaneyi kendi ellerimizle vermiş olacağız Osman. Şimdi bunun suçlusu beni görecekler. Beylere gerek yok. Vergiyi ben karşılarım dediydim. Şimdi kopacak bu savaşın sebep olarak beni görecekler. Hazine elbet bulunacak. Ama en kötü ihtimalle düşünmek lazım. Bayındır. Beyim. Hisarların ve kalelerin hazine miktarlarına bakarsın. Satılacak dükkanlara... hatta atlara dahi... elimizde ne var ne yok vereceğiz. Düşmanlara ve Yakup Bey'e asla küçük düşmeyeceğiz. Buyurundur beyim. Olur. Saraya bir kez daha baktıracaksın. Madem içimizde bir hain var, onu bulacağız. Buyurundur beyim. Beyim! Beyim! Osman beyim, Orhan beyim soluk alamaz. Ne dersin? Alaaddin. Boran Bey'im dayan. Nefes al Boran Bey'im. Boran? Nedir bu hal? Hekim, yesin hele. Beyim, 3-4 yerinde yarası vardı. Hepsini kapattık, temizledik. İmdiye kadar iyiydi. Ama... Ama ne? İmdi. Nefes almaz beyim. Ne olur? Ne olur Alaaddin? Kırıkları var mı? Baktınız mı? Tut. Çevir. Haydi Orhan Bey. Ayağım kaldı. Hayda. Çevir.
Kırık kemik. İçine batmış. Çok şükür. Şimdi sol kalır. Bir vakit böyle yan yatacak. Buyurundur şehzadem. Kuzum, ben de merak ederim. Ben de gitmek isterim. Nabucu Erkutay'dan korkarsın değil mi ana? Erkutay Bey, biz Osman Bey'in sarayına gitmek isteriz. Boran emmimi göreceğiz. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Kuzum, sen Yakup Bey'in yanına git haydi. Hadi. Çergut dayım. En çok senin yüreğin yanar, bilmez miyim ben seni? Hadi inat etme gidelim. Orhan senin kardeşin. Yalnız konma. Kardeş. Kardeş ya. Beni öldü sayan. Ardında bırakıp giden mi kardeş? Yok. Hiçbiriniz anlamazsınız ne çektiğimi. Sen bile. Cerguday. Allah gecinden versin. Ama ya Baran Bey son nefesini verirse? Beyim dedim. Kardeşim dediklerim. Beni bırakıp gitmiş. Şimdi ben de onları yok sayacağım. Cerkusay Bey. Hadi siz de gelirsiniz. Yakup Bey müsaadeniz olursa bir... Hadi derim Cerkutay. Hep birlikte gideriz. Gideriz derim. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatühü. Ve aleyküm selam. Kusuruma bakmayasın ne olursun. Yani yerimde duramadım.
Olayları işitince kalktım geldim. İyi etmişsin. Var olasın Ayhan'a ama... Sen nereden işittin? İşitmeyen kalmamış ki. Bütün ahali bunu konuşuyor. Çok zayiat var mı? Ne olur beni yanlış anlamayın Bayındır Bey'im. Osman Bey'ime bir can borcum var. Öyle kuru kuru bir geçmiş olsuna gelmiş değilim. Zayiat her neyse elimden geleni yapmak isterim. Var olasın Ayhan'a. Var olasın. İyi ya. Bir Osman Bey'imin yanına varalım da. O sana en münasibini söyler. Tabii. Tabii. Buyurasın. Buyurun. Buyurasın. Anlatasın Fatma'm. Orhan Bey iyi midir? İnşallah iyi olacak ana. Alaaddin ağabeyim onunla ilgilenir. Sana da ondan gelemedi. Darılmayasın. Bilirim güzel kızım, bilirim. Hem analar nasıl darılırmış evlatlarına. Hangi ananın yüreği dayanır buna? Na bunları sabah akşam içecekmişsin. Her an seni düşünür ağabeyim. Var ya seni çok başka sever ana. Benim de öyledir. Ama hele bir sevdaya düşsün. Bak nasıl unutur anasını. Unutmaz ki. Hem unutsa im diye unuturdu. Yani dersin ki Alaaddin ağabeyin zaten sevdaya düşmüştür ha? Yok demedim. Dedin. Demedim ana. Dedin dedin. Kimdir bu kız? İşte o daha büyük meseledir ana. Sana diyeceğim ama ağabeyime demeyeceğim. Söz verirsin. Söz kızım. Merakta bırakmayasın haydi. Germiyan oğlu Yakup Bey'in kızı. Gonca. Fatma sen ne dersin? Ben ağabeyimin gözlerini gördüm. Sevdalıdır o kızı. Yakup Bey de, hanesi de çok zor. Çok zor Fatma. Bilirim, bilirim ana. Hem babam biat etmişken. Tuzak olma ya bu. Ha? Bu kız güvenilir midir? Bilmem ki. Hadi, yenişehre gideriz. İndi mi? Sen hesap mı dersin ana? Gayrı yatma vakti bitmiştir. Haydi. İşler burada biter. Ormana dağılıp aramaya devam edeceğiz. Buyurundur şehzadem. Haydi itler. Şehzadem. Hizmetli kisvelerini buraya bırakmışlar. Saraya da bunlarla sızmışlardı. Kisveleri çıkarıp ilerlemişler. Ama nereye gittiler? Gözün açıktır Veysel. Bir kez daha gözüme girdin. Arabaların izlerini silmişler.
O vakit nereye gitmişlerdi şehzadem? Haydi. Osman Bey, başınıza gelen kötü hadiseyi duydum. Çok geçmiş olsun. Eyvallah Ayhan Ağa, var olasın. Yapabileceğin bir şey var mı? Kaybınız çok değildir inşallah. Osman Bey, katiyen yanlış anlaşılmak istemem. Buraya kuru kuru bir geçmiş olsuna gelmiş değilim. Korumak üzere anlaştığımız kervanın ödemesini önden yapabilirim. Eğer icap ederse. Ayhan Ağa, senin altınların bana yetmez. Hem de diyesin, ne kadar altının var? Yani Allah bin bereket versin. Firavun'un rüyasına girecek kadar altınım var. Ve sizin emrinizdedir Osman Bey'im. Maşallah Ayhan Ağa, var olasın. Ümmete öncü olmuş beye altın ne, akça ne Bayındır Bey. Demek öyle dersin ha. Hey o vakit. O vakit altınlarını hazırlayasın. Ben gerektiğinde senden isteyeceğim. Uğurlar ola. Bayındır. Beyim. Hem de bunun peşine alt takas. Ne yapar ne eder bilen. Baş üstüne beyim. Baş üstüne ama Ayhan Ağa'nın bir yanlışını mı gördük? Kim dost kim düşman bilmeyiz. O vakte kadar da gayrı şüphelidir. Hele baksana, herkesten evvel haber almış. Belli ki gözü üstümüzde. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Tacirlikten mi? Yoksa hainlikten mi? Buyur beyimdir. Burası Bayındır Bey'in mal ambarıdır şehzadem. Sakın ola. Bunda bir iş olmuyor şehzadem. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Aykurt. Haydi. Her yeri arayın. Haydi. Şehzadem, hizmetlik ismisi vardır. Çok şükür. Kulübede altın falan yoktur şehzadem. Çok şükür.
Bayındır Bey nasıl eder bunu? Yakıştırmak istemem ama belli ki Bayındır Bey'in altına olan düşkünlüğü gözlerini kör etmiş. Benim hazinemin üzerine ablarımın kanını akıttınız ha. Bunu yaparak kimse bunun bedelini öyle bir ödeyecek ki. Daha andım olsun. Bunu yapan her kimse bu avlunun ortasında onun kafasını koparıp atacağım. Yakup beyler gelirler beyim. Yakup Bey, Saadet Hatun, Safa gelmişsiniz. Büyük geçmiş olsun Malun Hatun. Sağ olasınız. Dost kara günde belli olur. Geleceğiz elbet. Şehzade Alaaddin'im, Boran emmime ilişecekti mi? Oy. Ey olacak ya. Ey olacak inşallah. Hiç üzülmeyesin. Gel. Saadet Hatun, şöyle oturalım. Osman Bey'im divandadır. Buyurasınız Yakup Bey. Bu çok büyük bir zafiyettir Malhun Hatun. Ama size ders olsun. Saray dediğin otağa benzemez. Girene çıkana hususi tedbir gerek. Dert büyük olunca düşman da çok oluyor tabii. Elbet öyle Gonca Hatun. Lakin biz uçlarda yılanlara alışığız. O sebepten her daim panzehirle gezeriz. Bize bunu edeni de elbet bulur, cezasını misliyle ödetiriz. Sen uçlarda yılanlarla mücadele edersin. Ben içte melek yüzlü şeytanlarla. Ha, yılanın zarar vereceğini bilir, tedbirini alırsın. Ama bazıları var, yüzüne gülüp ardından iş tutar. Riyakarlığı dersin. Doğru dersin Saadet Hatun. Allah onların gazabından hepimizi korusun. Sarayına hoş gelmişsin Bala Hatun. Sizler de hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsin Bala. Şöyle buyurasın. Hiç karşı karşıya gelemedik ama adınızı çokça işittim. Ne diyeceksin Osman Bey? Kudretinin üstünde bir işe kalmıştın. Hepimizi mahcup edeceksin.
Yakup Bey. Şimdi sen diyorsun. O mektupları beylere gönderdin mi? Moğollu olacak cenkte. Bütün beyler bunu hazır mı? Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Hem vergiyi vermeyeceğiz. Hem ordu kuracağız. Ha? Moğol istihbaratı bunu öğrenmez mi? Sen bu yurdu tarumar mı etmek istersin? Senin gibi bir bey olan da vallahi düşmana ihtiyaç yok. Yakup Bey. Sen bana o vergiyi ödeyeceksin dediğinde benim sarayıma baskın verildi. Şimdi ben de bunu bir oyun olarak mı düşüneyim ha? Sen ne dersin Osman Bey? Böyle mi düşünürsün? Eğer bunu düşüneydim, benim divanımda, benim karşımda olmazdın bilesin. Şimdi diyeceğim şu ki, bu altın meselesinde bana itimat edeceksin. Ben bu işi halledeceğim. Eyvallah. Ben de Moğol'a hamlelerimizi başlatacağım. O vakit diyesin. Kaç atlı çıkarırsın. Gelmiş geçmiş olsun. İyiyim değilsin değil mi? İyiyim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Uçlara gelişiniz pek ani oldu. Alışabildiniz mi? Sağ olsun Malhun Hatun bize hiç yabancılık çektirmedi. Değil mi? He ya Saadet Hatun. Saadet Hatun'un maşallahı vardır. Her yeri kendi malı gibi görür. Hiç yabancılamaz. Sizin imtihan da büyük hatun var. Bir hanede iki hatun olmak. Bu da bizim imtihanımız Saadet Hatun. Herkesin imtihanı başkacadır. Elbette biz beylik için. Elbette. Elbette. Elbette ama ben olsam müsaade etmezdim. Bala Hatun iyi misiniz? Tez su, ılık su getirin. Bala. İyiyim kısmet. İyiyim, iyiyim. Yol yordu. Kusuruma bakmayın. Ben bir dinleneyim. Babamı haber edelim. Burasın kızım. Evvel kendine gelsin haber ederiz. Ortalık karışık zaten. Yavaş, yavaş. Ülgen. Siz pazara geçesiniz. Altınları hazine odasına taşıyın. Şehzadem. Maşallah size de, altlara da,
altınları o hainlerin elinden söküp almışsınız. Altınları aldık. Şimdi de içteki haini ortaya çıkaracağız. Hele hele. Bir ortaya çıksın. Kendi ellerimle ümünü sıkacağım ona. Hele şehzadem. Deyin hele. Nereden buldunuz bu altınları? O hain illaki bir kanıt bırakmıştır. Kanıt? He. Kanıt bırakmış Bayındır Bey. Ama biz o kanıtı yalnız Osman Bey'e diyeceğiz. Ne dersiniz şehzadem? İçeride çarşıt mı var? He, tabii. Koca saray gireni çıkanı. Doğru dersiniz şehzadem. Böyle mevzuyu ortalık yerde konuşmamak gerek. Doğru dersin. Ortalık yerde hiç konuşmamak lazım. He. Bayındır Bey. He. Osman Bey nerededir? Divanda olacaktı. Şehzadem. Muş suyu alanda beyim ne sevinecektir kim bilir. Haydi. Bayındır Bey. Heh. Sen durasın. Şehzadem. Bayındır Bey'i tutalım mı? Şimdi değil. Kapıları kapattırın. Hiçbir yere çıkmaz. Buyurun dur şehzadem. Vur, kapıları tutun. Vaziyet nedir? Sarayda her yana bakıldı Komur Bey. Bir beylerin odalarına bakılmadı. Beylerin odalarına bakılacak. Mesele mühimdir. Ben Bayındır Bey'in odasına bakacağım. Siz de diğer odalara bakın. Yiğitlerine pek güvenirsin Osman Bey. İnşallah bir gün meydanda altlarımız birbirini sınamak zorunda kalmaz. O vakit 10.000'in 100.000'e denk mi görürsün. Ne o beklediğimiz beyler gelende. O vakit birbirimizi sınamak değil, kefereyi biçeceğiz. La galibe illallah. Eyvallah. Destur var mıdır beyim? Gelesin Orhan. Beyim. Yes. Müsaadenizle Yakup Bey. Mühim bir mesele vardır. Müsaade senindir Osman Bey. Başım var. Beyim. Yakup Bey'le ilgilenersin. Buyurundur Bey. Elin boş gelmedin değil mi? Gelmedim Beyim. Altınların hepsi saraydadır. Ne de yüzüme sık.
altınları bulduğumuz yer beyim. Bayındır Bey'in meskenidir. Hey. Orhan. Sen ne dersin? Ne bayındır? Ne oyun vardır bu işte? Yenişehir'den altınları götürenler izlerini kaybetmişlerdi. Tespit ettik beyim. İzler bizi Bayındır Bey'in meskenine götürdü. Bir de beyim, baskını yapanların kisveleri de aynı yerdeydi. Ya evlat sen ne dersin? Olur mu Barış? Bilen biri koymuştur. Biri oyun etmeye kalkmıştır. Ya Bayındır kalkıp bu oranı kuduracak hali yok herhalde. Altın için. Ya. Bayındır. Ya. Beyim. Bütün saray aranmıştır. Ha. Bu keseler hazinedendir. Lakin Bayındır Bey'in odasından çıkmıştır. Hakikat ortaya çıkana kadar gözümün önünde olsun. Buyurun Nur Bey'im. Altınlar bulundu. Bir mesele kalmadı. Çok şükür Osman Bey. Şükürler olsun. Ama yetmez. Bu ihanete sebep olan da bulunmuş bulur. Hepsi bulundu. Hepsi bulundu. İyi, iyi. Tez kellesini vurasın. İhanetin öylesinde tez kellenin vurulması makbuldür. Yakup Bey. Biz burada devlet olma mücadelesi veririz. Ölüm dediğin bizim iki dudağımızın arasında. Ama biz adaleti mahkemeyle, kadıyla ve delille sağlamak isteriz. Beyin ağzından çıkacak kelamlarla değil, bizzat adalet müessesesiyle. İlla mahkeme kurulacak, karar öyle verilecek dersin. Senin niyetin altındı Yakup Bey. Hayır, mesele çözüldü. Gerisi benim hiç meselem. Ben seni yolcu edeyim. Yok. Madem mahkeme kurulacak, sultan olarak ben de dahil olacağım. Biatını verdiğin gün iç dış kalmamıştır Osman Bey. Bakalım adalet nasıl tecelli edecek? Mahkeme kurulanda adaleti kendi gözlerinde göreceksin. Göreceksin.
hele. Osman Bey muştuyu alanda kim bilir ne sevinmiştir. Şehzadem, seninle de kim bilir ne gururlanmıştır. Bayındır Bey'i tutuklayın. Bayındır Bey, hazineyi çalmaktan, Boran Bey'i yaralamaktan ve altlarımıza kıymaktan tutuklusun. Sen ne dersin şehzadem? Ne altını, ne yaralaması? Deliller ortadadır. Altınlar senin meskeninden çıkmıştır. Üstelik sade bu da değil. Aynı altınlardan odanda da bulunmuştur Bayındır Bey. Zümme haşa. İftiradır. Benim altına ihtiyacım mı vardır? Hem Boran'ı, kardeşimi, dava yoldaşımı yaralamak ne demek? Yahu siz hepiniz tanırsınız beni. Benim, ben Çavundur'un Bayındır. Yakup Bey mi ikna etti seni ha? Yoksa şahsın için mi? Nefsine mi hakim olamadın Bayındır Bey? Ne Yakup Bey, ne nefsi. Etmeyesin şehzadem. Zindana götürün. Kelleme alasın şehzadem. Bu lekeyi bana çalasıya kelleme alasın. Bayındır davayı sattı dedirtmeyesin. Sakın ha. Sakın vaktini geçirmeyesin. Hazrettiğim şifalardan Boran Bey'e saat başı veresin. Birkaç damla kâfi olacaktır. Buyurundur şehzadem. Hey, haydi. Alaaddin Bey. Oo, kimleri görürüm? Demek bugün de hekim olarak dolaşırsın ha? Acaba yarın ne olacak? Bunu bir iltifat olarak kabul ederim. Sen kendine pek bir güvenirsin. Ama bak bu kadara iyi değildir ha. Benden demesi tabip efendi. Sen bugün pek bir sinirli görünmezsin. Yoksa papatya içmeye mi başladın ha İlece Hatun? Medreseli. Anladım. İçmemişsin. Ama sana dedim. Her gün bir tutam içesin. Öyle olmaz. Bu sinir iyi değil. Ama benim vazifem bekler. Müsaadenle İlece Hatun. Bala Hatun da iyi midir? Anama bir şey mi oldu? Fenalaştı. Odasına götürdüler. Sen ne dersin? Diyesin hele kısmet nasıldır? Ataşı var. Gelirken soğuk aldı herhal. Az bir dinlensin kendine gelir. Kemik suyuna çorba kaynattırdım. Şifa olur inşallah. İnşallah. Kısmet. Mahfum. Bala. Oh şükür kendine gelir. İyisin ya. İyiyim. Ana. Ana iyi misin? İyidir çok şükür ağabey. Korkmayasın. Ne oldu böyle? Babam iyi ayaklandı dediydi. Yolda yorulmuş. İyidir amma bak kendine geldi bile. İyiyim. Korkmayın, iyiyim. Eyvallah anam, eyvallah. Kısmet Hatun, karabaş otu kaynat hazır. Kaynattım şehzadem.
Şimdi getirecek. Sakın o aksatmayasın. Ayağa kalkana da geçeceksin. Hemen. Tamam. İyiyim işte. Bak bu sebepten gelmek istemem buralara. Hepinizi telaşa verdirdim. Olması laf öyle bala. Elbet telaşlanacağız. Sen iyi oldum diye pek hızlı ayaklanmışsın hanım. Bir vakit daha alacağından ayrı kalacaksın. Ya kısmet adı. Ben bir şey etmedim bey. Çakın! Ben bir şey etmedim dersin. Ama her şey senin odandan çıkar. Beyim, birileri oyun kurar. En son o meskene ne vakit gitti? Beyim, yıl olmuştur. Hem öyle bomboş durur. Boş dersin. Ama altlar geldiğinde doluydu. Bizim bütün hazine oradaydı. Etme beyim. Kaç kişi ölür? Fazla kimse değil. Bir altlar bilir. Peki ya bu? Beyim. Belli ki oyunu kuran iyi kurar. Beyim. Allah senden razı olsun. Benim en kötü zamanımda bana itimat ettin. Yanına aldın. Ben de davanı davam bildim. Bir gün olsun şüphe duymadım. Düşünü gerçek etmek için kanımı terime kattım. Beyim, sen Esad'dan benim sana ihanet edeceğime inanır mısın? Sonra, bunca vakitten sonra ailine değil, kelamlarına inanmak isterim. Ama mahkeme deliline inanır. Ha? İşte deliller sordu. Beyim, senin adaletini en iyi ben bilirim. Hiç kimse bilmese ben bilirim. Beyim, ben her günahkar gibi ölümden korkarım. Korkarım ama eğer sen benim hain olduğuma inanacaksan yaşamak da istemem. Alasın kellemi. Ya. Oh, benim inanmam hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
mahkeme kurulacak. Eğer ki bir boyun vurulacaksa. Onun kararına adalet verecek. Altlar! Götürün. Evlat, Bayındır'ın bu işte bir dahli var mı öğreneceksin. Yarın mahkeme kurulana kadar. Ne etmeme buyurursun be babam? Her şeye bakacaksın. Tekrar tekrar teferruatlıca. Nedir kafana takılan? Aklı Bala Hanım'dadır bey babam. Ne olmuş Bala'ya? Bala Hanım burada saraydadır. Ama hali iyi değildir. Sabah bayılmıştı babam. Sen ne dersin? Gördün mü? Bala hasta düştü. Malhun Osman'a haber dahi etmedi. Validem, işin kolaydır. İki hatunu birbirine düşürmekten kolay ne ola? O iş öyle değil oğul. İkisi de beylik için candan geçmişler. Gözlerinde gördüm. Bala, şeyh kızı. Edebini atasından almış. Bir kere eyvallah demiş. Malhun bey kızı. Akıllı. İmtihanını bilerek gelmiş bu hane. Ya ne edeceksin ana? Burada iş sana düşer aslanım. Ne Bala ne Malhun. Biz evvela Orhan'a hamle edeceğiz. Akan kanının intikamını almak istersin değil mi? Vur da vurayım ona. Ya. Orhan'a öyle bir iş edeceğiz ki kansız ama acılı olacak. Yoksa? Holofera'ya bir mektup yollayıp pazara davet ettim. Güzel kız. Ticareti de iyidir. Holofera ile evlenirsen tekfurlarla ticaretimiz gelişir. Hristiyan tebaanın güvenini kazanırız. Ebu Orhan'ı da delirtir. Anası yüzünden Holofera'dan ayrılan da, üstüne biz Holofera'yı alan da, hanesine dahi düşman olur. Holofera. Saadet Hatun beni uç pazara davet ediyor. Gidecek misiniz prenses? Gitmeli miyim bilmiyorum Hatun. Orhan'ı görmek bana hiç iyi gelmiyor. Prenses siz yoksa Orhan Bey hala... Bunun bir önemi yok. Orhan beni yolcu bile etmedi. Ailesini herkesten daha çok seviyor. Hele de annesini. Ailesi sizi istemiyor. Ama Orhan Bey sizi gerçekten seviyorsa kimseyi dinlemez. Sizi de yollamazdı. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Gözleri hala eskisi gibi bakıyor. Ama... Bir insan birinin onu sevdiğine nasıl inanır amca? Bu zor bir soru prenses.
Askerlere söyle hazırlansınlar. Yola çıkacağız. Mahkeme düzeni avluda kurulacak. Herkes vazifesini bilir. Şehzadem, bu işin içinden Yakup Beyler çıkmıyor. Mahkemede sarayımızdadırlar. Bu işin ardından onlar çıkar ise cümlesinin hesabını bu avluda görürüm. Buldunuz mu altınları Orhan Bey? Bulduk. Bulduk Mehmet Bey. Bizim olanı bıraktığımız nerede görülmüş? Çalandan da hesabını göreceğiz. Bir de bununla övünürsün. Sarayın basılmış. İçindeki ihanet etmiş. Daha beynin sadakatinden emin olmayanlar devlet düşü kurar. İnsan utanır. Elimizdeki öyle büyük ki içerideki de peşine düşer. Dışarıdaki de ne yapacaksın? Yoksa sen erişemediğin ciğere mundar mı dersin Mehmet? Bey. Ne edeceksin Orhan? Yoksa işini gizliden görüp başka kişilerle mi karşıma çıkacaksın? Çoo. Kalleşçe oyunlar kurmak senin işindir. Çamur atmadan evvel elini yıkayasın. Aramız bozduğunda pusatının soğukluğunu hissedersin. Tasa etmeyesin. Orhan! Mehmet! Şehzadem. Duras. Misafirdir. Şehzadeni kollayasın Konur Bey. Ölen de Osman Bey'e hesap veremezsin. Ya da Osman Bey'ine hiç varamaz. Cesaret doğru yerde cesarettir. Yaşlığına güvenip daha bağlamayasın. Şeyin içinde. Geldim bir de ben dert oldum sana değil mi? Ya olur mu öyle şey? Bana bak. Bir daha böyle kelam etme. Sen olsan olsan benim başıma tac olursun. Anca tac olursun. Şimdi bana bak. İyisin değil mi? Ha? Ha böyle hastalığın yükseltmesi falan yok değil mi? İyiyim Osman'ım. İyiyim. Baskını duyan da yerimde duramadım. Yanınızda olmak istedim. Ama ata binmek yordu herhal. İyi o vakit. İyi ol da sen iyi olunca ben de iyi oluyorum. Ahval beni düşündürür Osman'ım. Düşman bize her yandan sarmaya kalkar. İmdi daim uyanık olma vaktidir ha? İşte bu sebeple Söğüt'te kalacaksın. Söğüt'ün muhafazası pek mühimdir. Eğer sen orada olursan gözüm arkada kalmayacak.
başımla beraber beyim. Hem soyut bizim ilkemizdir. Şeyhim, babamın nefesi oraya sinmiştir. Gözüm gibi koruyacağım. Destur var mıdır beyim? Gel evlat. Maşallah, maşallah. Çok şükür anam, çok şükür. Seni böyle gördükçe vallahi kuvvetim artar. Benim yiğit oldum. Şimdi böyle ayaktaysam sizin sayenizdedir. Ey olacan hanım, ey olacan inşallah. Beyim. Be babam. Bir şey buldum ama. Nedir? Arkalarında hiç iz bırakmamışlar. Ama bunu bırakmışlar. Yaralı aplarımızdan çıkarttık. Hekimlerin elindeydi. Bu ok bizim oklarımızdan değildir bey. Bu keferet emrine. Tezinden Boran Bey'in yanına vardım. Yaralarını iyice gözledim. Onlar da bizim pusatlarına açacağı yara değildir. Kefere hançeridir bey babam. Bu delil yetmez. Burada ölen o itlerin tezinden mezarını kazdır. Tezinden. Buyruk beyimindir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurasınız Yakup Bey. Rebiül Ahir ayının 23. günü Yenişehir mevkiinde melum bir hadise yaşanmıştır. Bugün hakikat tecelli olacaktır. Ey cemaati Müslümin! Vallahi, billahi, vallahi ben hainlik etmedim. Varsa bir kusurum, vaktinde yetişip de yol arkadaşlarımın, Boran kardeşimin yardımına yetişememektir. Sükût Bayındır Bey. Sükût. Evvela mahkeme sözünü söylesin, şahitler dinlensin, kanıtlar görülsün. Orhan Bey, gördüğünü mahkeme huzurunda dile getiresin. Baş üstüne Kadı Efendi. Biz Veysel'in kelamıyla iz sürdük. Sonunda izler bizi Bayındır Bey'in meskenine götürdü. Meskenden... Evet Kadı Efendi. Altınlar Bayındır Bey'in odasından çıkmıştır. Ben kimseyi izan altında koymak istemedim. İşittiklerimi söyledim. Netice budur. Bayındır Bey, bahsedilen mesken sana mı aittir?
Bana aittir Kadı Efendi. Ama gayrısını bilmem. Ne altın bilirim ne hazine. Bu hamleyi tek başına mı gördün? Ardında biri var mıdır? Kadı Efendi, ben sana masumum derim. Sen ardımı kovalarsın. Bayındır Bey, senin Akça sevdan sır değildir. Sen suçunu gizleyerek nereye varmak istersin ha? Evlat, burası adalet makamıdır. Herkes imdi ettiğiyle yargılanır. Geçmişiyle değil. Susası. Şehzadem, altına benim duyduğum aşk maalesef imkansız bir sevdaydı. Uzun vakit önce ben o sevdadan vazgeçtim. Ama neyleyim? O benden vazgeçmemiş. Kaderde onun yüzünden düşmek de varmış. Belki de bunca vakit ettiklerinin günahı. Osman Bey, sizin meseleye bir şahitliğiniz var mıdır? Yok. Yalnızca... yalnızca burada duyduklarımdır. Yakup Bey, sizin bir işittiğiniz var mıdır? Mesele bu sarayda olmuştur. Osman Bey'in bilmediğini ben nasıl işiteyim Kadı Efendi? Malumatım yoktur. Bayındır Bey'in lehine şahitlik edecek var mıdır? Haydi, haydi. Bayındır Bey'in canı söz konusudur, haydi. Şehzadem. Haydi, haydi, haydi. O vakit karara vardırmak gerekir. Kaderde nahak yere iftira ile düşmek de varmış. Ey ümmeti Muhammed! Varsa eğer benden yana cümlenize hakkım helal olsun. Ama ve lakin Cenab-ı Hak'tan tek bir arzum vardır. Beni hain bilmeyesiniz. Katip efendi, tarih düşesin. Gayrı karar vaktidir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Adaletine boynum fedadır Kadı efendi. Gayrı hüküm vaktidir Malhun Hatun. Kanıtlar yeniden teyit edilmiştir. Çalınan altınların Bayındır Bey'in meskeninden çıkması ve yapılan aramada odasında da aynı altınların olması sebebiyle suçu kanıtlanmıştır. Beylerin ve altların şahitliğiyle suçu sabittir. Hırsızlık ve altının miktarı ile eli kesilmesiyle sonuçlanan bu suç, şehit olan altların akan kanları sebebiyle
Bayındır Bey'in... katline karar verilmiştir. Hüküm yerine getirilsin. Katliniz Halis midir Kadı Efendi? Kanıtlar ışığında Halis'tir. İcazet var mıdır Osman Bey? İcazetim yoktur. Hadi efendim. Eğer ki müsaaden varsa... onun infazını ben yapmak isterim. Yazık oldu, dağ gibi iyiydi. Masumiyetine inanırım. Elhamdülillah. Alasın kellem. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Efendi. Beyim. Bayındır Bey. Masumdur. Kanıtı nedir Alaaddin Bey? Aptal!
Hepsinde aynı yerde aynı iz var. Ama abi izi kapamışlar. Bayındır Bey suçsuzdur. Suçsuzdur ya. Çok şükür. Çok şükür. Aslanım ben. Kadı efendi. Saldırı yapanlar Haçlılardır. Belli ki oyun kurmuşlar. Niyetleri yalnızca hazine değildir. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışırlar. Beyim, o vakit bana da tuzak kurdular. Beni sağa koydular ki gelip size durumu anlatayım diyeyim. Boran Bey'i vuran kılıç da ok da Haçlıdır. Altınları çalanlar da beyim. Alaaddin Bey'in getirdiği kanıtlar neticesinde Bayındır Bey'in masum olduğu anlaşılmıştır. Hakkını helal edesin Bayındır Bey. Değildir ha, Saadet Hatun. Kendi beye inanmayınca bize de şüpheyle yaklaşmak düşer. Ama şükür, iyi oldu. Yoksa koca bey birilerinin ferasetsizliğine kurban gidecekti. Adalet yerini bulduğuna göre bize müsaade Osman Bey. Vazifeni de adaletin gibi dost doğru yapasın. Yolunuz açık olsun. Hiç merak etme. Sana bu oyunu kim ettiyse, andolsun ki perişan olacaklar. Sen var olasın Osman Bey. Sevin Osman. Sevin. Bayındır kurtuldu diye sevin. Fakat ben o sevincini yarım bırakacağım. Hazırlıklar başlasın. İki gün sonra Söğüt'ü kana bulayacağız. Bu kez hançerime Osman'ın kalbine saplayacağım. Söğüt'teki ahaliyi kışkırtıp isyan başlatacağız değil mi Üstad Kerem? İsyan değil Vasilis. Baskın yapacağız. Onurlu Hristiyan askerleri olarak, Haçlılar olarak Söğüt'ü kana bulayacağız. Bunun için askerlerimizi içeri gizlice birini sokması lazım. Tesellüs.
Yıllardır Söğüt'te yaşıyor. Hasan Ağa olarak biliyorlar onu. Çok da güveniyorlar. Hasan Ağa. Askerlerimizi içeri sen sokacaksın, gizlice tesellüs. Bağışlayın Üstad Gera. Fakat neden içte gizli bir isyan büyütmek yerine bütün okları Hristiyanların üzerine çeviriyoruz? Hristiyanları ve tekfurları birleştirmek için Vasilis. Bu sadece bizim savaşımız değil. Haç ile Hilal'in savaşı. Yaptığımız baskından sonra bütün tekfurlar bir araya gelecek. Söğüt'te başlattığımız kıyım yayılacak. Müslümanların nefes aldığı her yer. Bilecik. İnegöl. Karacahisar. Müslümanların nefes aldığı her yer. Düşmanın niyeti bizim birliğimizdir. Orası belli. Ama Rabbime şükürler olsun ki bu oyunu bozmamızı sağladı. Çok şükür. Çok şükür. Ve mesele o kadar mühimdi ki tek bir şüpheye dahi yer yoktu. Ama biz de sonuna kadar ferasetimizi koruduk. Hamdolsun Rabbime. Bize hakikati gösterdi. Bayındır. Madem oyunu senin üzerinden kurdular, o vakit onları bulmak da senin işin olacak. Evelallah beyim. Biz yeniden bir sofrada birleyen Rabbime hamdolsun. Hamdolsun ya. Hamdolsun. Hamdolsun. Haydi o vakit afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Orhan da burada olaydı, o vakit neşemiz yerinde olacaktı. Orhan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ay maşallah. Ayaklandın ha? Kardeş, daha iyisin ya. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bu sofraya diz kırmamak olmaz mı? Hay maşallah. Hadi gel. Hadi gel. Yavaş. Orhan da geldiğine göre gayrı bize çifte bayramdır. Hadi bakalım. Çok şükür. Çok şükür. Haydi afiyet olsun. O vakit beyim, şimdi de sıra çifte düğünümüzdedir. He mi bala? He ya. Gayrı vakti gelmiştir. He mi şehzadeler? Daha vakit vardır. Hem siz bizi başınızdan savmak mı istersiniz? Bak hele. Bak hele. Analarınıza çektirdiğiniz yeterdir. Gayrı evlerin, sizin tasanızı hatunlar çeksin. O da yakındır beyim. Dört bir yana haber saldık. Şehzadelerimize münasip gelin ararız. Siz ne deyi ararsınız ki? İkisinin de gelini hazırdır. Hem... Bacım, sen acıkmışsındır. Haydi en yesin. Yesin yesin de canın söz çalışsın. Osman'ın küçük oğlu pek zekidir. Ağabey gibi söz dinlemez değildir. Öyledir ana. Ama ne diye bunu konuşuruz? Şeyh Edebali torunu. Ardında ahiler var, bacılar var. İşittim ki ahali de onu pek severmiş. Öyledir ana. Alaaddin'in sana gönlü düştü düşecek Gonca.
Anacığım, sen ne dersin? Ne dediğimi işittin. Sana nasıl baktığını gördüm. Ana, ben... Alaaddin'i kendine aşık edeceksin Gonca. Hem öyle bir aşık edeceksin ki... bir dediğini iki etmeyecek. Ana, sen ne dersin? Ne dediğimi işittin Gonca. Sen zeki bir kızsın. Ne edeceğini bilirsin. Sakın. Sakın Gonca. Gönlünü düşürmeyesin. Safiyet göstermezsin bilirim ama... vazifedir. Anladın mı? Buyruk senindir valide. Yarın sabah bir araba erzak hazırlatacaksın. Söğüt'e Bala Hatun'a götüreceksin. Destur! Osman Bey! Atların hazırlığı tamamdır bey. Gözcüleri de saldık. Yolların hazırlığı da tamamdır. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Yolun bahtın açık olsun beyim. Su gibi git, su gibi gel. Hayırlı haberlerinle de bizi neşelendir inşallah. Eyvallah, eyvallah. Hiç merak etme. Şüphen olmaz. Bala, sen de iyileşmeden sakın ata binmeye kalkmayasın. Tasa etmeyesin beyim. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah, eyvallah. Haydi bakalım. Beyim, benim içim rahat etmez. Müsaaden olursa ben de seninle gelmek isterim. Bu Moğol itinin ne edeceği belli olmaz beyim. Ağabeyim haklıdır beyim. Ben de ardından gelmek isterim. Yoo evlatlar, sizin vazifeniz daha mühimdir. Sizler benim gözüm olarak burada kalacaksınız. Şimdi beni iyi işitin. Ben yokken sarayda benim yerime sen vekalet edeceksin. Deba'ya bugün mahkemede davrandığın gibi sakın davranmayasın. Emin olmadan hiçbir şeyle ilgili hüküm vermeyesin. Buyurundur bey. Gözün arkada kalmasın bey babam. Hakkıyla idare edeceğim inşallah. Yolun da, izin de açık olsun. Hiç şüphem yoktur evlat. Saray sana emanet. Evlat. Söğüt'e gideceksin. Anan da sana emanettir. Elimden geleni yapacağım can babam. Yolun, izin açık olsun inşallah. Eyvallah. Eyvallah, var olasınız. Hadi bakalım. Orhan Bey, bey postuna vekalet edersin. Nasıl hissedersin ağabeyim? Nasıl bilir misin? Sanki Yenişehir'in bütün yükünü sırtımda taşırım. Sana o yükü yüklenecek bir de hatun gerek ağabeyim. Tek başına taşımayasın. Bacım. Hiç kızmayasın. Anam cümle uçlara haber saldı. Size gelin bakar. Thank you.
Malhun Hatun. Bu ara başım pek bir kalabalıktır ama müsait vaktinde yanıma gelesin. Seninle konuşacaklarım var. Hayırdır Saadet Hatun? Mühim meseleyse burada söyleyesin. Beni hiç yormayasın. Her meselenin yeri, vakti vardır. Bu kilim rezaletini eden hatunlara bir ceza vereceksin. Sen ne dersin Saadet Hatun? Ne dediğimi işittin. Ben topraklarımda böyle bir hadsizliğe rıza gösteremem. Saadet Hatun. Yangın varmış gibi. Malları toplayan senin ablarındır. Hata onlarındır. Hem akçası da ödenmedi mi? Malhun Hatun. İmdi sırası değil dedim ya. İmdi meselemiz başkadır. Cerkutay Bey. Tanıtasın yeni tacirimizi. Validem. Müsaadenle ben giderim. Tamam oğul. Şimdi beni iyi işitin. Hepiniz pazarımızın yeni taciriyle tanış olun. Holofira Hatun. Yeni tezgahın hayırlı olsun. Holofira Hatun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kolay gelsin Hasan Ağa. Yükün nedir? Aç bakalım. Buğday getirdim. Buyurasın bakasın istersen. Daha işte budur. Diğerlerinde ne vardır? Hububat bakliyat. İstersen. Buyur geç Hasan Ağa. Eyvallah. 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 Ya.
hatunum ama sen hiç durmazsın. Yatanda gücüm çekilir kısmet. Yorulunca yatacağım. Vallahi Osman Bey'ime söz verdim. Eğer dinlenmezse sen haberci salacağım. Hele hele. Allah razı olsun Balatun. Sen benim yarenimsin. İnsan hatununa hiç şikayet eder mi? Selamun aleyküm Bala Hatun. Aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Anamın selamı var. Bunları aşhane için yolladı. Var olsun. Allah kabul etsin. Anam Saadet Hatun'un hediyesidir. Alaaddin Bey'e bir can borcunuz var. Sağ olsun. Saadet Hatun pek düşüncelidir. Söğüt pek huzurlu bir yerdir. Öyledir. Söğüt hiçbir diyara benzemez. Müsaadeniz olursa ben de bir şeyin ucundan tutayım. İstersen elbette. Buyurasın. Kısmet Hatun. Al bakalım. Maşallahsınız. İnsan bir lokmaya muhtaçları görünce çektiği nefesten utanır. Öyle elbet. Ama hepsi imtihandır. Varlık da yokluk da insanoğlunun en büyük imtihanı. Allah'ın verdiğini unutup tüm malının mülkünü kendinin sanmasıdır. Ondandır ya. Vermek zor gelir. Ama paylaşmanın tadı bir başkadır. Madem bu tadı bilirsin, dilediğin vakit gelesin Gonca Hatun. Elbet gelirim. Ana, biz seni Söğüt'e yat dinlen diye yollamadık mı? Bak hele bak, ben ne burada pek iyi hissederim. Hem sen dikilmeyesin öyle, yardım edesin. Hadi. Ana. Hadi. Haydi oğlum, tutasın. İyi ana, iyi tamam, iyi. Kolay gelsin İlacı Hatun. Sana da medreseli. Bu senindir. Bu nedir? Yoksa bana hediye mi aldın? Anam, abime ettiklerin için teşekkür eder. Var olasın. Ama yerim yoktur. Ben elçiyim. İstemezsen gören de verirsin anama. Ey, öyle olsun. Thank you.
Başlıyoruz. Hilal'in sonunu biz Haçlılar kendi elimizle getireceğiz. Hadi. Hazreti Yusuf'u bağrında taşıyan kuyu da siz gibi taşlardan yapılmadır. Kim bilir bu yerden nice beyler, nice erler geçti de taşa bakıp kuyuyu göremedi. Görüp selam edemedi. Selam etmeden göçmek olur mu hiç? Olmaz ha? Selamun aleyküm. Derviş efendi, kolay gelen. Ve aleyküm selam. Sağ olasın. Derviş efendi. Yolumuz yine birlendi ha. Eyvallah. Altlar hele gelin. Hele gelin bakalım. Ahirette karıncalara karşı mahcup olmamıza müsaade etmediydin. Eğer müsaaden olursa onca taş vardır. Onları buraya taşımaya yardım etmek isteriz ha. Hep bir elden. Belli ki yükünüz ağır. Yolunuz uzundur. Zahmet etmeyesiniz. Oo, zahmet ne demek? Olur mu öyle şey? Haydi altlar. Haydi. Hak nasip eder de kuyuyu tamam eder isek bir dahaki sefere kuyudan içersiniz inşallah. İnşallah, inşallah. Evvel karşılaştığımızda adını sorduydum. Ama benim kaçtığımı bana sorma dediydin. O yüzden adını sormazım. İnşallah bu kuyudan su içmek nasip olur. Sizi de inşallah yeniden görmüş oluruz. İnşallah. O yüzden şimdilik bize müsaade. Fakir de size bir azık vermek ister. Ha. Yok, bizim azığımız vardır. Madde değildir. Manadır vereceğimiz azık. Kabul ederseniz. Biz buna her daim muhtaçız. Elbette isteriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemi cemale göçün yaklaştığını hissettiği günlerin birinde mescide gider. Ashabıyla helalleşmektir niyeti. Ayakta dahi bir sahabenin yardımıyla durmaktadır. Ashabına seslenir. Ey ashabım! Bende hakkı olan var ise söylesin. Kimseden ses çıkmaz. İkinciye seslenir. Yine kimseden ses çıkmaz. Bunun üzerine yine sorar Allah'ın elçisi. En arkalardan bir sahabe kalkar aya, ki bu sahabenin adı Ukkaşe'dir. Hazreti Ukkaşe der ki, ya Resulullah, Hudeybiye vakasında siz devenize binmek istediniz. Ben size elimi uzattım. Siz deveye bindiniz. Sonra kırbacı ile deveye vurmak isterken o kırbaç benim sırtıma geldi. İmdi bu kul hakkı değil midir? Allah Resulü der ki, ey Ukkaşe, bu kul hakkıdır. Hazreti Ömer hışımla kalkar ayağa. Peygamber Efendimiz, ey Ömer der. Karışmayasın. Bu benim hesabımdır. Sonra Hazreti Ebu Bekir kalkar ayağa. Der ki, ey Ukkaşe, ne kadar mal mülk istersen vereyim. Gel bu delilikten vazgeç. Efendimiz der ki, ey Ebu Bekir, bu benim hesabımdır.
karışmayasınız. Sahabe kendisini zor tutmaktadır. Efendimiz Hazreti Ali'ye dönüp der ki, o kırbaç kızım Fatıma'dadır. Var git, al getir. Hazreti Ali durumu anlatınca Fatıma anamız çok üzülür. Bilmez misiniz ki der, o hastadır. Yok muydu içinizde onun yerine geçecek biri? O vakit daha çocuk olan Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i gönderir. Efendimizin göz bebekleri Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin mescide girince Ukkaşe'nin yanına gider. Ey Ukkaşe derler, dedemize vurma. Gel bize vur. Gel hesabını bizden iste. Efendimiz der ki size nasıl kıyarım? Hem bu benim hesabımdır. Kırbaç gelmiştir. Ashab-ı kiramın öfkesi artmıştır. Efendimiz kırbacın Ukkaşe'ye verilmesini buyurur. Bu sefer Ukkaşe der ki, ya Allah'ın Resulü, siz kırbacı vurduğunuz vakit benim sırtım çıplak idi. Bundan da hak geçer mi deyince sahabeler ayaklanır. Efendimiz ortalığı yatıştırır ve der ki, Ukkaşe haklıdır. Minberden iner, gömleğini sıyırır, Ukkaşe'nin kırbac ile vurmasını bekler. Ukkaşe kırbacı kaldırır, sonra Efendimizin iki kürek kemiğinin arasındaki mührden öpüverir. Ve gözyaşı içinde der ki, ya Allah'ın Resulü, hakkım sana helal olsun. Anam babam sana feda olsun. İşte bizim peygamberimiz, rehberimiz böyleymiş. Adalet herkes için vardır. Al sopayı eline, vur ne alacağın var ise. Vur ki hak yerini bulsun. Vur ki adalet olsun. Baskın var! Baskın var! Haydi kardeşlerim, intikamımızı alma zamanı. Bizim alanı geri alma zamanı. Yakın yıkılanı! Şehzadem! Şehzadem, Haçlılar baskın verir. Gir içeri! Haydi, haydi, haydi! Haydi, haydi! İçeri gelsin! Haydi, aşağıya sokun! Aşağı! Haydi, aşağıya gir! Gir, gir, gir! Haydi, aşağı! Haydi! Gir içeri, gir, gir, gir! Haydi! Ana, Gonca! Siz de içeri girersiniz, haydi! Ben kalacağım medresine, haydi! Ana! Ana sen içeri gir. Sen bana emanetsin. Söz de bana emanettir oğlum. Söz yapmaya kalkan kim varsa küllerini savunduk. Gene yaparız Allah'ın izniyle. Haydi! 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 Geç, geç, geç! Haydi! Bekle. Bekle. Bana bak. Çek o elini yoksa elini kırarım. Bekle. Durun.
Hoş geldin Osman Bey. Komutanını çağır. Görüyorum ki her daim öfkelisin. Aman komutanın yanında sesini yükseltmeyesin ha. Bizim öfkemiz Eskenya'da kişi için değil. Bizim başımıza açtığımız işler için. Hadi. Komutanını çağır bana. Altınları getir. Komutan nerede? Komutan benim Osman Bey. İşim soframıza kadar geldim. Bir lokmayı daha yesirgedin benden. Otur, ye. Buraya yemek yemeye gelmedim. Altınları verip gideceğim. Altınları vereceğin kesin. Gideceğinden o kadar emin olma. Altınlar kimin Osman? Benim olanı bana mı vereceksin? Bu altınlar Konya'nın Osman. Bunlar bana miras kalan altınlar. Nereden senin olurmuş?
Ben Akçalasun. Konya benim. Sarayı benim. Altın neden senin olsun Osman? Nökerler! Tutuklayın! Bizim yurdumuza gelir. Sizin olmayan topraklara zulümle hükmetmeye kalkarsınız. Ama öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Kurt esir düşen değil. Yalnızca hesap sorandır. Ben öldürürsem buradan sağ çıkacağını mı sanırsın? Bu benim bileceğim mesele.